Efendim, malumunuz içinde bulunduğumuz kış mevsimi nedeniyle sürücülerimizi zor günler bekliyor. Bu konuda sürücülerimiz nelere dikkat edilmeli, gerekli bilgileri verelim. Tabii kış geldiği andan itibaren artık sürücülerimizin tamamen kış koşullarına kendilerini hazırlamaları gerekiyor. Bu konuda neler yapması gerekiyor? Şöyle özetleyeyim istiyorsanız. İlk olarak aracın kendisinin hazır olması lazım kışa. Nasıl araç kendisi hazır olacak? Bir, sileceklerimiz hazır olacak. Yani araçlarımızın ön cam silecekleri ya da arka varsa o sileceklerin mutlak surette hazır olması gerekiyor. Hazır olmasından kastımız şu, o sileceklerin ucunda lastiklerimiz var. Bu lastiklerin mutlaka yenilenmesi gerekiyor. Yaz boyunca o sıcaktan eriyor çünkü Urfa'mız sıcak. Erimiş oluyor, tam olarak silme vazifesini görmüyor. Tam olarak silmediği için hem göremiyorsunuz hem de yeterli suyu atamadığı için kazalara sebebiyet verebiliyor. Diğer önemli bir konu tabii ki mutlak surette lastiklerimizin, araç lastiklerinin kış şartlarına hazır olması gerekiyor. Tabii Urfa'mız bir Bolu değil, bir Ankara değil. Yani kar o kadar şiddetli yağmıyor ama biz gene de şiddetli bir şekilde sürücülerimize eğer imkanları varsa kış lastiği takmalarını öneriyoruz. Ha takmıyorlarsa ya yok diyorlarsa da yaz lastiklerimizde mutlaka diş derinliklerinin yeterince geniş olması, yeterince derin olması gerekiyor. O bildiğiniz gibi lastiklerin o dişleri süs değildir. O gelen suyu, aracınızın geçtiği yoldaki suyu boşaltma kanallarıdır. Eğer siz bu lastiklerin çok azalmışsa suyu boşaltamadığı aracınız kaymaya başlar. Olması gereken daha hızlı kayar ve kaymayacağı yerlerde de kayar. Dolayısıyla lastiklerin bakımı çok önemli ve çok önem veriyoruz. Ticarilerde de bunu sürekli olarak kontrolünü yapıyoruz ticari araçlarda. Diğer bir konu araçlarla ilgili olarak havalandırma sistemlerinin çok iyi çalışması lazım. Yani özellikle soğuk sıcak dengesinden dolayı araçların içi buharlanıyor. Bu görünmenizi engelleyebilir. Bazı araçların özellikle eski model araçlarımızda maalesef sürücüden kendileri el yordamıyla sildiklerini falan görüyoruz. Bu çok tehlikeli. Hem direksiyona hakimiyetinizi kaybetmeniz açısından hem bütün yan camları silme imkanınız yok. Sadece ön tarafı silebilirsiniz. Bu böyle olması mümkün değil. Mutlak surette havalandırmalarınızın çalışması gerekiyor. Mutlaka kontrol edin. Diğer önemli bir husus aracınız bu yine çekme halatıdır. Efendim söyleyeyim zincirdir. Mutlaka bulundurmanız gereken konular. Özellikle şehir dışına seyahat ediyorsanız mutlaka bulundurmanız gereken konular. Ama bundan da öncelikli şu var. Eğer yola çıkacaksanız ertesi gün gideceğiniz yerin yol durumunu mutlaka gerek televizyondan gerek internet sitelerinden mutlaka kontrol edin. Yani ertesi sabah siz kalktığınızda buradaki evet şehir içerisinde kar yağmıyor ama bir Siverek tarafına gittiğiniz zaman kar var. Efendim bir Viyanşehir tarafında kar olabilir. Bir Diyarbakır'a gittiğinizde Antep yoluna çıktığınızda kar olacaktır. Yol durumunu mutlaka öğrenin. Yani siz nasıl otoyoldan gidiyorum, nasıl öbürmüş yoldan gidiyorum, benim aracım gider diye düşünmeyin. Eğer yol buzluysa, yol karlıysa buna göre mutlaka lastiklerinizi, çekme halatınızı, zincirinizi bulundurun. Eğer yoksa aracınızda bu aletler, devaplar çıkmayın yola. Bekleyin havaların düzelmesini, bekleyin daha uygun bir zamanda yola çıkın. İlla çıkmanız gerekiyorsa otobüslerimiz var, daha profesyonel araçlarımız var. Bunları kullanarak tabii ki gidebilirsiniz. Diğer önemli bir konu, özellikle vatandaşlarımız maalesef çok sıkıntı yaşıyor bu konuda. Takip mesafesi konusu. Şimdi yağışlı havalarda normalde bildiğimiz şudur. Normal zamanda hızınızın yarısı metre cinsinden takip mesafeniz olması gerekir. Hani 50 km'ye gidiyorsanız 25 metre. 25 metre olmasa bile 15 ile 20 metre arasında bir alan bırakmanız gerekir ki takip mesafesi. Beklenmedik bir duruşta arkadan sizi çarpmayın. Fakat bu yağışlı havalarda kaygan zeminlerde iki katına çıkar. Maalesef özellikle şehirde, şehir içerisinde meydana kazaların çoğu takip mesafesini yeterince ayarlamamalarından dolayı geliyor. Sürücülerimiz çok yakın takip ediyorlar. Normal zamandaki gibi takip etmeye çalışıyorlar. Oysa frene bastığınız zaman aracınızın durmadığını göreceksiniz. Mümkün değil. Dolayısıyla çok fazla kaza oluyor. Kaza olduğu zaman hem siz kendinize zarar veriyorsunuz, aracınıza zarar veriyorsunuz. Hem de özellikle çok trafiğin yoğun olduğu saatlerde dış kazalar meydana geliyor. İşte kavşağın birinde olduğu zaman, diyelim ki ABD kavşağında bundan dolayı kaza yaptınız. Pazartesi günü mesela yaşadık buna benzer örnekler. Bütün şehrin trafiğini kilitliyor olabilirsiniz. Yani bütün insanlar aslında vebaline giriyorsunuz desem herhalde insanlar beni ayıplamaz. İnsanlar normal sıralarda 5 dakikada geçtikleri yolu yarım saat beklemek zorunda kalıyorlar. Siz ya bu tedbirleri almakla sadece kendinize değil diğer insanların da hakkına hukukuna riayet etmiş oluyorsunuz. Bunu lütfen aklımızdan çıkarmayalım. Takip mevzunun mesafesinden sonra diğer önemli bir konu da kaygan zeminde aracınızı nasıl kullanacaksınız? Bakın eğer yer ıslaksa hep aklımızda bulunması gereken konu yavaşlayın. Yavaşlayın. Her halükarda aracınızın lastiği kış lastiği bile olsa
İşte diş derinliği çok mükemmel bir olsa mutlak surette hızla aracınız kayacaktır. Yani bunu fizik bunu böyle söylüyor. Deneyenler, test edenler de çok iyi bilir. Eğer yer ıslanmışsa aracınız durması gerekenin iki katına yakın bir mesafede duracaktır. Dolayısıyla mutlak surette yavaş hareket edin. Yani normalde 50-60 ile gittiğiniz yolu 40'a düşün. Gerekirse 30'a düşün. Bu şekilde hareket edin. Eğer hava yağışlıysa durma mesafesini arttıracağınızı bilin ve hızınızı yavaşlatın. Artı yine bununla alakalı olarak görünür olmanız gerekiyor. Hem öndeki aracın sizi görmesi gerekiyor hem önünüzdeki aracın sizin görmeniz gerekiyor. Bunun için de ışıklarınızın, farlarınızın düzgün çalışması gerekiyor. Stoplamalarınızın düzgün çalışması gerekiyor. Yağmurlu havalarda zaten kanunumuza göre, yönetmenimize göre biliyorsunuz araçlarımızın farlarını açık bir şekilde seyretmeleri gerekiyor. Ben dikkat ediyorum, %20'lik, %30'luk bir kesim bu kurala uyuyor. Diğer kesimler uymuyor. Yani biz bunların ceza kesmek istemiyoruz ama bu görünürlük sizin için var. Sadece yağmurlu havalar değil, sisli ya da havanın çok kapalı olduğu, o basık durumlarda sürücüler benim ne demek istediğimi çok iyi biliyorlar. O durumlarda da görüşünüzü hem kendinizin görmesini sağlamak hem de karşı tarafı görmek açısından mutlak surette farlarınızı açık tutun. Buradan size inanın ki orada kaybedeceğimiz hani bazıları düşünüyorlar işte fazla yakıt yakar falan. İnanın ki kaza anında çok daha fazlasını ödemek zorunda kalırsınız. O yüzden görünür olmaya mutlaka çaba gösterin diyorum. Bu aralar buzlanma da oluyor çok fazla soğukluk olduğu için. Bakın buzlanma durumunda nasıl davranacağını bilmiyoruz. Özellikle gizli buzlanmada ne yapacağını sürücülerimiz bilmiyor. Diyelim ki gizli buzlamaya denk geldiniz. Özellikle sabaha karşı vakitlerde çok olur. Uyarıyorum. Sabahleyin erken işte o tanyerin ağırdığı zamanlarda işte güneş daha doğmadan önceki zamanlarda, ezan vaktinden önceki zamanlarda yola çıkan sürücülerimiz özellikle dinlesinler. Bakın bu gizli buzlanma bu aralar olması muhtemel. Bir şekilde çiğ düşmüştür ya da akşam ıslak kalmıştır. Buzlama olur. Eğer buzlamaya denk geldiğini hissederseniz sakın ha sakın ani frene basmayın. Sakın frenleri ani asılmayın. Buzlu zeminlerde çok aralıklarla frenize hafif dokunuşlarla ilerlemeniz gerekir. Aracınızı eğer aniden fren asılırsanız aracınız kayar, sizin kontrolünüzden tamamen çıkarak gider bir yere vurur. Ne yapacaksınız? Ayağınızı gazdan çekeceksiniz. Gizli buzlanma hissettiğiniz zaman yani direksiyonunuz boşta döndüğünü hissediyorsanız gizli buzlanmada boşta dönmeye başlar ya da çok hafifler direksiyonunuz. Bunu hissediyorsanız çok hafif dokunuşlarla frene yavaş yavaş aracınızı durduracaksınız. Sakın ha sakın ani frene girmiyoruz. Bunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Yine aynı şekilde diyelim ki bir su birikintisine denk geldiniz. Su birikintisine girdiğiniz zaman sakın orada da frene ya da gaza dokunmuyorsunuz. Ayağınızı tamamen çekiyorsunuz frenden gazdan. Su birikintisinden geçene kadar sadece direksiyonu sabit tutuyorsunuz. Çıktıktan sonra tekrar fren ve gaz olayına girebilirsiniz. Yoksa akvaplanak dediğimiz olay meydana gelir. Tekerlekler ilk yere değdiği an itibaren dediği noktada sizi sağa sola fırlatır. Lütfen bu iki hususu aklınızdan çıkarmayın. Yine araçların savrulma olayı oluyor. Yağışta havada savrulma. Şimdi bakın aracınız eğer arkadan savruluyorsa bizim kontra dediğimiz yani arka taraf sola savruluyorsa ön direksiyonunuzu hafif bir sola kırıp arka düzelince tekrar normal çevirme şeklinde bir hareketimiz var. Yapması kolay değildir. Profesyonelde güzel ama sıkıntıya düştüğünüzü an hissederseniz bu kontrol olayına girebilirsiniz. Eğer aracın arkası kayıyorsa, sola kayıyorsa sola doğru hafif bir kırış tekrar düzeltme. Kontra vermek diyoruz. Sağa kayıyorsa sağa doğru hafif kırmak. Bu şekilde aracını düzeltme yoluna gidebilirsiniz. Ama bunu çalışmanız lazım. Tavsiyem çalışmanızdır. Eğer buzlu bir ortama girdiğiniz ve aracınız ön taraftan kayıyorsa, bakın ön taraftan kayıyorsa araca müdahale etmeyin. Aracından tamamen gazdan ve frenden ayağınızı çekin. Bırakın aracınız savrulduğu yere doğru savrulsun. Yani bu tür durumda hani tabiri caizse dua edin sadece. Çünkü gaza ya da frene bastığınız zaman tam tersi bir şekilde aracınız istemediğiniz bir istikamete savrulabilir. Bırakın aracınız ön taraftan nereye savruluyorsa o tarafa doğru savrulsun. Durduğuna ya da yavaşlığını hissettiğiniz anda tekrar gaz ve fren vasıtasıyla hareket istediğiniz yöne yönlendirebilirsiniz. Belki biraz hızlı anlattık ama bütün bu bilgiler bana ait özel bilgiler değil. Bunlar internet ortamında usta sürücülük, güvenli sürücülük ortamlarında anlatılan bilgilerdir. Artık biliyorsunuz bilgiye ulaşmak çok kolay. Lütfen bu konuyu benden dinleyen ya da ilgisini çekenler internete gelip ne yapmamız gerekiyormuş şeklinde oturup tekrar okuyabilirler. Bu konu
Çünkü bir defa lazım olabilir mi? Hayatınızı kurtarabilir ya da hayatınızı sonlandırabilir ya da başka bir hayattan mal olabilir. Ben son olarak rica ediyorum. Bugünlerde çok daha fazla dikkatli olalım. Beklenmediğiniz yerden, beklenmediğiniz şekilde aracınız hem kendi aracınız kayıp size gelebilir, hem başka aracı kayıp size çarpabilir. Sadece kendi önünüzü değil, 360 derece mesafede herkesi, yayalar dahil olmak üzere herkesi görmeye çalışın ve ona göre hareket etmeye çalışın. Ben çok teşekkür ederim ve kazasız günler diliyorum. Hem kendinizi hem de başkalarına zarar vermek adına dikkatli olmanızı sonra tavsiye ederim. Sağ olun.